Bilişim sektörümüzün değerli yöneticileri, İstanbul Havalimanımızın kıymetli yöneticileri, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, Avrupa'nın bir numarası İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı, Türkiye'nin 5G yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak törenimize teşriflerinizden dolayı hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşme alanlarındaki gelişimleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Ulaştırmada olduğu gibi ülkemizin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planlıyor, akademik, bilimsel zeminde değerlendiriyor ve kamu özel sektör işbirlikleriyle hayata geçiriyoruz. 20 yıldır neyin sözünü verdiysek yerine getirdik. Bu özgüvende çalışmalarımıza, başkalarının hayalini bile kuramadığı yatırımlarımıza sürekli devam ediyoruz. Haberleşme sektöründeki 5G de tabii ki bunlardan bir tanesi. Değerli arkadaşlar, bilgi ve iletişim teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve tüm dünya çapında etkisini giderek artırmakta. Bu hızlı gelişim ile klasik çalışma, düşünme, eylemle yöntemleri değişmekte. Yaşam yeni şekilleriyle elektronik ortama taşınmakta. Hedefimiz dünya ile rekabet edecek hızı milletimize sunmaktır. 5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecektir. Özellikle mobil telefonlar insanoğlunun en sık kullandığı teknolojilerden biri olduğu için mobil teknolojiler de olanca hızıyla gelişmekte. Henüz 4G, 4.5G teknolojileri insan hayatına yeni girmişken bir anda 5G teknolojilerin içinde bulduk kendimizi. Hatta şimdiden 6G'yi konuşuyoruz. Gelecekte hedeflenen veri akışında 5G'nin dahi hız ve güvenlik hedeflerini karşılayamayacağını düşünmekteyiz şimdiden. Bu bakımdan elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması sadece cari açın azaltılması için değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da son derece önemli. Dünyada 2020-2025 yıllar arasında mobil şebekelere 1.1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık %80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağı da öngörülmekte. Bu durum hem iç pazar hem de dış pazar açısından büyük bir potansiyelin olduğunu bizlere göstermekte. İşte böyle bir ortamda bilgiyi üretmeyen, ürettiği bilgiyi ürüne dönüştüremeyen ve bunu dünyaya pazarlayamayan ülkelerin gelişmeleri de kalkınmaları da son derece zor. İşte bu yüzden dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek durumunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemiz takip eden değil, takip edilen olacak. Devlet olarak açtığımız bu yolda tüm iş dünyamız, üniversitelerimiz, gençlerimiz bizimle yürüyerek Türkiye'yi layık olduğu geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Türkiye, 5. nesil mobil teknoloji ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım stratejilerine sahip olarak yoluna devam edecektir. Kıymetli arkadaşlar, bilindiği üzere 5G, dünyada son 2 yıldır kullanılmaya başlanan, ilk olarak 4G altyapısı üzerindeki gelişmelerle sunulan ve sonrasında standartları belirlenen 5. nesil iletişim altyapısıdır. Elektronik haberleşme sektörünü ve şu anki ses, veri ve görüntü boyutu açısından ileri bir teknolojiye taşıyacak 5G teknolojisinin makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, medikal, makine öğrenmesi, robotik gibi pek çok alanda yenilikler getirmesini de bekliyoruz. 5G'deki düşük gecikme süreleriyle
robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandıracak yenilikçi uygulamaların geliştirmesi ve kullanılmasında etkin olacaktır. Pandeminin ilk yıllarını, ilk zamanlarını hatırlayalım. Milyonlarca kişi evden çalışmaya ve okumaya başladı. Hızlı, güvenilir internet temel bir ihtiyaç haline geldi. Milyonlarca vatandaşımız evden çalıştığı dönemde Türkiye'deki mevcut altyapı tıkır tıkır çalıştı. Bankacılık faaliyetleri için artık bankalara gidip saatlerce beklemiyoruz. Devlet kurumlarıyla olan işlemlerimizi e-devlet üzerinden rahatlıkla çözüyoruz. Kısaca hayatımızı internetle kolaylaştırıyoruz. Elbette bu gelişmeleri bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar olarak gördük. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyaç var. 5G de bunlardan önemli bir parçası. Ülkemizde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileneceği ve dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefledik. Bu dönüşüm esnasında geliştirilecek katma değeri yüksek, yerli üretim teknoloji ve uygulamalarının ülkemizin ekonomik büyümesine de son derece katkı sağlayacağının bilincindeyiz. Bilgi teknolojisi sektörümüzün geleceğini şu üç başlıkta ele alıyoruz. Yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Kritik bir sektör olarak tanımladığımız bilişim sektörünü bu üç fazla başarıya ulaştırarak yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmayı hedefledik. Ayrıca 5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, ülkemizin milli güvenliği açısından da öncelikli konular arasında görüyoruz. 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına erişmek için de son derece çabalarımız var. Ülkemizin siber güvenliğine yeni yani mahremiyetine sahip çıkmamız gerekmekte. Biz büyüyen, gelişen, küresel rekabette liderliği oynayan bir ülkeyiz. Göz önündeyiz, dostumuz da var, düşmanımız da. Ve günümüzde siber saldırılarla ele geçirilmeye çalışılan hassas veriler ülkelerin de milletlerin de bir nevi DNA'sıdır. Teknolojiyi sadece üreten değil, tüketen değil, asıl olarak tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedefledik. Bu noktada haberleşme teknolojileri kümelemesi yani kısa adıyla HTK'yı kurduk. O günden bugüne sürekli gelişen haberleşme teknolojileri kümelemesi bugün 160'dan fazla firmaya ve 8000'den fazla çalışanı bünyesinde barındıran büyük bir organizasyon haline gelerek yerli üretim ekosistemi için önemli bir konuma sahip oldu. HTK üyesi firmalarımız ve 3 mobil işletmeci tarafından 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla ucudan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesini geliştirdik. Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesiyle 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ve 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımlarını da geliştirmekteyiz. Projede geliştirilen prototip ürünler işletmecilere test edilmekte, mevcut ticari 4.5G mobil şebekelere bağlanabilen yerli ve milli 5G baz istasyonları üzerinden çeşitli demo gösterimleri de yapmaktayız. Değerli arkadaşlar, Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımızla birlikte başlattığımız ULAK projesiyle de
4.5G baz istasyonunu geliştirdik. Projede geliştirilen ilk yerli milli 4.5G ULAK baz istasyonu Bakanlığımızın enversel hizmet projeleri kapsamında 750'den fazla sahada şu anda kullanılmakta. Ticari şebekelerimizde 1000'den fazla sahada da ULAK baz istasyonu yine devreye alınmıştır. Türkiye'de üretimi, teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yerli ve yabancı yatırımları teşvik ediyor, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini de destekliyoruz. Görüldüğü üzere haberleşme alanında çok önemli aşamaları geride bıraktık. 5G teknolojisinin dönüşümünü büyük bir organizasyon olarak görmekteyiz. Halkımızın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldı. Türkiye'nin 5G yolculuğu lansman törenimizle bu başarılarımızı sizlerle paylaşmanın gurur ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün başka bir gururu da aynı anda sizlerle birlikte yaşıyoruz. Rekorlardan rekorlara koşan, hani o yapamazlar, kimse uçmaz, açsalar bile başarılı olamayacaklar dedikleri İstanbul Havalimanı. Bugün buradayız. İstanbul Havalimanı, ekonomik değeri olmayan, yaşamın ve yeşilin olmadığı tam 75 milyon metrekare alanda devletten bir kuruş çıkmadan 10 milyar euro yatırım yaptırılarak işletme süresi içerisinde 25 milyar euro devlete verilecek kira garantisiyle finansal olarak da dünyanın en başarılı projelerinden biri olmuştur. Burada bir iki daha gerçekleştirmenin gururunu bugün yaşıyoruz. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı. İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1400 uçak, günde ortalama 230 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanmakta. 8 Temmuz 2022 günü 1422 uçuş ile tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Rekorlara, dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı olmuştur. Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı bugün 5G'li havalimanı oluyor. İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Operatörlerin 5G uygulamaları ve uygulama alanlarındaki gecikme, hız gibi avantajları gözlemleyebileceğimiz çalışmalar da hazırlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu standlarda Türkiye'nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı hep birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizde mobil elektronik haberleşme teknolojilerine yönelik olarak mobil şebeke işletmecilerimizin yazılım ve donanım yatırımları 2021 yılında 3.2 milyar TL'yi gel olarak gerçekleşti. Bugüne kadar çoğunluğu ithal edilen donanım ve yazılımları artık kendi imkanlarımızla üreterek ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına, istihdamına ve güvenliğine hizmet etmekteyiz. Halihazırda ülkemizde 5G destekli cihazların oranı düşük seviyelerde olup 5G'yi yazılımsal ve donanımsal destekleyen cep telefonlarının artmasıyla vatandaşlarımız da 5G hizmetlerinden faydalanabilir hale gelecektir. 5G teknolojilerin artık önümüzdeki yılların vazgeçilmez olduğu su getirmez bir gerçektir. Evet, şu ana kadar çok önemli mesafeler kat edildi. Ancak artık bu yolu daha büyük adımlarla kat edeceğiz. Burada hazır 3 GSM operatörümüzün kıymetli temsilcileri bir arada. 5G teknolojisine geçiş sürecini hızlandırmak ve daha geniş coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı artıracağız. Biz bakanlık ve ilgili kuruluşlarımızla gerekli olan her türlü desteği bugüne kadar sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Bizim gösterdiğimiz kararlılığı operatörlerimizin de göstermesi gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, bakanlığımız 4.5G ihalesinde belirlediğimiz yerlilik yükümlülükleriyle sektöre yönelik önemli bir vizyon çizmiştir.
4,5G'nin ilk yatırım döneminde %1 olan yerlilik oranının 2020-2021 yatırım dönemi itibariyle %33'leri geçtiğini görmekteyiz. Ancak bu durum, bu oran yeterli bulmuyoruz. Öncelikle %45'lik yerlilik hedefinin işletmecilerle yerine getirilmesinde beklemekteyiz. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin birleştirmesi de temel önceliğimizdir. 5G'ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik adımları attık. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, orta yaş ve üstü kuşaklar Türkiye'nin elektronik haberleşme alanında nerelerden geçerek buraya geldiğini gayet iyi bilmekteler. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hacmi 2003 yılında sadece 20 milyar TL seviyesindeyken 2021 sonu itibariyle 189 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Bakın, bilişim alanında 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 büyüdük. Fiber hat uzunluğumuzu 88 binden 478 bin kilometreye çıkardık. Sabit geniş bant hat abone sayımızı son 20 yılda 20 binden 18,5 milyona ulaştırdık. Sabit altyapılarda fiber abone sayımızı 150 binden 5 milyona çıkardık. Mobil abone sayımız 87,5 milyona ulaştı. Geniş bant abone sayımız da 89 milyon oldu. M2M abone sayımız 8 milyona ulaştı. Sektörde bu büyük gelişmeler olurken 10 yıl önce dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücretini 1,5 kuruşa kadar indirdik. 2022 yılı birinci çeyrekte internet kullanım miktarını bir önceki yılın aynı dönemlerine göre sabitte %25, mobilde %35 oranını da artırdık. Yine hepimizin bildiği gibi yakın bir tarihte ülkemizin en yüksek verimli ve güçlü uydusu olan TürkSat 5B'yi hizmete aldık. TürkSat 5B, Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsam alanına sahip. Yeni uydumuz üzerinden yüksek hızda geniş bant internet hizmeti de sağlıyoruz. Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına tam 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızla milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. 2053 yılına kadar da tam 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmayı hedefledik. Bu süreçte 68 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarımızı da planladık. Yaptığımız yatırımlarla haberleşme sektör büyüklüğümüzü 266 milyar liradan 1,5 trilyon liraya yükseltmeyi hedefledik. Kısa vadede mobil geniş bant abone yoğunluğunu %100'e çıkararak her eve 100 megabit saniye internet hizmetini ulaştıracağız. 5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. 6G çalışmalarımızla da önümüzdeki dönemde hız kazandıracağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz. Fiber ağ uzunluğumuzu 478 bin kilometreden 1 milyon kilometreye çıkararak genişleyen uydu filomuz ve uluslararası işbirlikleriyle global ölçekte hizmet verebilen dünyanın en büyük 10 uydu operatörü arasına gireceğiz. Bugünden 2053 yılına kadar gerçekleştireceğimiz toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımlarıyla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire tam 1 trilyon dolar katkı sağlayacağız. Bakanlık olarak ülke menfaatlerimizi gözeterek hem ulaşım hem de iletişim sektörlerinin gelişmesi için gereken her türlü çalışmanın gereğini yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, ulaşımda olduğu gibi ülkemizin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planlıyor, akademik, bilimsel zeminde değerlendiriyor ve kamu özel sektör işbirlikleriyle hayata geçiriyoruz. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
hükümetlerimizin hazırladığı politika ve stratejiler çerçevesinde hazırlanmakta. Tüm çalışmalarımızı yerli ve milli olma şuuruyla hayata geçirmekteyiz. 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerde kapsamlı bir çalışmayı hızlı yürütüp ülkemizi geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale getireceğiz. 2023 yılında yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasalarımızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağız. Bugün burada 5G teknolojisiyle neler yapabileceğimizin önemli örneklerini hep beraber deneyimleme fırsatı bulacağız. Dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Ülkemizde 2023 yılı itibariyle bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere 5. nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yolumuza devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı'nda lansman sonrası GSM operatörlerimiz tarafından standlarında kurulmuş 5G farklı özelliklerini deneyimleme imkanına hep birlikte sahip olacağız. Lansmanla beraber havalimanında kurulu olan 5G servisini telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olan abonelerimiz kullandırmaya başlayacağız. 5G destekli terminali olan abonelerimiz İstanbul Havalimanı'nda 5G'den yararlanabileceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin 5G yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan bugünün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün sektör temsilcilerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Kitaplarını gerçekten...